Selamun aleyküm. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışanlardan eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i hakkı hak, batıl batıl bilenlerden eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hak yolunda mücadele eden, gayret eden, cihad eden, batılı batıl bilip batıla karşı cihad eden kullarından eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i af-ı mağfiret eylesin. Hak ve hakikati görenlerden eylesin. Amin. Günahlarını affı mağfiret eylesin. Amin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çalıştığımız sitenin yangın merdivenleri koridorlarına bisiklet tarzı eşyaların bırakılması yasak, tespit halinde depoya alıyoruz. Fakat 6 ay geçmesine rağmen bazı eşyalar gelip soran yok. Kime ait belli değil. Bu eşyaları kendi adımıza kullanmamız dinen uygun mudur? Değil. Ya da depoda sahibi çıkana kadar bekletilmeli mi? Onun bu buluntu mallarla alakalı bir 6 ay mı ne olması lazım herhalde? Sahibinin beklenmesi lazım. 6 ay sonra sahibi gelmezse o zaman o meseleye bakmak lazım. Öbür türlü bir olmalı sizin kullanmanız caiz değil. Esrar ilmi nedir? Ledün ilmi nedir? Ve bu ilimlere nasıl kavuşulur? Haddimi aştıysam affola. Estağfurullah. Siz Kur'an ve sünneti seneye sımsıkı yapışın. Kur'an ve sünneti yaşama ve yaşatma gayreti gösterin. Sufiliğinizi düpdüzgün yaşayın. Sufiliğinizi. Ondan sonra merak etmeyin. Eğer o böyle bir ilmi ledün verilecekse size verilir. Bu ilmi ledün şudur, esrar ilmi budur. Herkes bunlar için bir şey söylemiş. Eyvallah. İlmi ledün Hızır Aleyhisselam'ın ilmidir. Esrar ilmi de Hızır Aleyhisselam'ın ilmidir. Normalde Hızır makamına gelirse bir kimse, o zaman ilmi ledünü de görür, Hızır Ali esrar ilmini de görür. Peki, o makama gelmeyen bir kimseye anlat anlatacağın kadar ne anlatabilirsin? Hiçbir şey anlatamazsın. Yani şurada zikrullah'ta olan halleri görmekten uzak olan bir kimsenin ilmi ledünü öğrenmeye çalışması veyahut da sabah namazına kalkamayan bir kimsenin ilmi ledünü sorması veyahut da gece teheccüh kılmayan bir kimsenin esrar ilminden bahsetmesi, günlük 10.000 tevhid, 15.000 tevhid, 20.000 tevhid çekmeyen bir kimsenin kalkıp da hani böyle batin manevi bir halden veyahut da işin batini tarafından bahsetmesi kadar abes bir şey yok. Bu Niyazi Mısır'ın dediği gibi, siz karınca gibi küçük küçük yürür, melekleri seyran etmek istersiniz diyor. Yani bizim ne yazık ki halimiz o. Biz melekleri seyran etmek istiyoruz ama ve lakin bununla alakalı bir çabamız yok. Ben böyle sohbetlerde, bilhassa dışarıdaki o konferans tipindeki sohbetlerde soru hazır. Hallacı Mansur Enel Hak demiş, ne buyurursunuz? Ne dersiniz? Ben cevabım hazır benim. Enel Hak diyen zat gecede 100 rekat nafile namaz kılardı. Senin Enel Hak'ı anlaman için gecede 100 rekat nafile namaz kılman lazım ki hem böyle bir gün, iki gün, üç gün, beş gün değil. Bunu kendine virt edineceksin. Hayatının sende normalde farz namazlar gibi senin virdin olacak. Gecede 100 rekat. Varsa gecede 10 rekat fazladan namaz kılana ilmi ledünü anlatalım biz. Varsa her gece 20 rekat fazladan namaz kılan bir kimse ilmi ledünü anlatalım. Bu sorular güzel, harika ama ve lakin sorularla hayat, yaşantı birbirine uyması lazım. Yoksa hani Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde bahsediyor ya, yani sufi işi kal işi değildir. Sufilik hal işidir diyor. Ama gün geçtikçe sufilik kal oldu. Yani laf oldu.
Hal olunca halde kimse yok. Hal dedim, burada zikrullah hal görmek değil. Yani beş vakit farz namazı hiç kaçırmamak. Sünnetleri terk etmemek. Asıl benim hal dediğim o. Harama elini, yüzünü, gözünü, dilini sürmemek. Konuşmamak haram. Gıybet etmemek. Dedikodu etmemek. İftira etmemek. Yani komple insanlar iftiraya koşuyorlar. Allah muhafaza eylesin. Hacısı, hocası, diyanetçisi, şeyhi, alimi, sufisi iftiraya koşuyor. Allah muhafaza eylesin. Nereden ilmiyle din olacak? Olmaz. Mümkün değil. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Ama evet, sohbet sırası gelince anlatılıyor mu? El cevap anlatılıyor. Yani o işte mesleği sohbetlerine filan sırası gelince anlatılıyor mu? Evet. Şimdi bu arkadaş, bu kardeş, bu artık kim ise en son daha Hızır kıssasını anlattığımı dinlememiş. En son Mesnevi sohbetinde, yani bu geçen cumartesi değil, bir önceki cumartesiydi, öyle değil mi? Hızır Aleyhisselam'la alakalı sohbet ettik. İlmi ledünü anlattık, ne olduğunu anlattık. Kur'an ayetleriyle. O zaman bu kardeş geçecek, geriye dönüp bu tür sohbetleri dinleyecek. Dinleyemediyse de bulacak, dinleyecek inşallah. ...14 yaşındaki yeğenim pazartesi günü beyin ameliyatı olacak. Hayır duanızı bekliyoruz. Rabbim şifa versin inşallah. Nerede hasta varsa, nerede Rabbim derdi olan varsa hepsine de şifa versin inşallah. Evet, sorular bitti. Birkaç soru alabilirim canlı. Evet, mikrofonu verin. Özellikle söylüyorlar soru böyle canlı şeylerde soruyu duyamıyoruz. Niye? Sevgi nefrete döner mi? Hiçbir sevgi nefrete dönmez. Nefrete döndüyse o sevmemiştir. Bunu böyle söylerler. Yani sevginin hakikatine ulaşamayan insanlar kendi heva ve heveslerini, kendi nefsani duygularını sevgi zannederler. Nefsani duygularına cevap alamazlarsa bu sefer derler ondan nefret etmeye başlarlar. Yazarlar sonra nereden sevdim o zalim kadını, bana zehretti hayatın tadını diye. Bir kimse sevdiyse gerçek manada o kimse de o sevgi nefrete dönmez. Bu sevginin kendi içerisindeki fıtratına aykırı bir şey. Yani ben seni önceden çok seviyordum. Ha şimdi sevmiyor. Sen önceden de sevmemişsin. Bir insan birisini sevdi mi mesele biter. Çünkü hani var ya hadis-i şerif zayıf olduğu söylenir. Sevenin sevdiğine karşı kör ve sağırdır der. Yani seven kör ve sağırdır. Bu ne demektir? Bir kimse sevdiyse sevdiğinden başka bir kimseyi görmez, sevdiğinden başka bir şeyi de duymaz. Öyle bir kimse neden nefret etsin sonra? Bu bütün bugünkü insanların değil, Adem'den itibaren bütün insanların problemidir. İnsanlar kendi heva ve heveslerini, kendi nefsani duygularını sevgi zanneder. Sevgi zannedince, ona karşılık bulamayınca ondan nefret eder. Bu ikili ilişkilerde de aynıdır, karı koca ilişkisinde de aynıdır. Şimdi gençlerde çok ya, birbirlerini seviyorlar ya, sevgili oluyorlar ya, onlarda da çoktur. Aslında çok özür dilerim,
eşek duygularını sevgi zannediyorlar. Neden eşek duygularını diyorum? Çünkü şehvet hayvanlar aleminde eşekle anlatılmış. O yüzden eşek duygusunu bir kimse sevgi zannediyor. Yani şehvani arzularını kendince sevgi zannediyor. Ve şehvani arzusu yerine gelince sükunete eriyor. Ondan sonra ne zaman şehvani arzusu yine galebe çaldı, o zaman aklına geliyor yine. Bu eşek sevgisi. Bu eşekler de böyle seviyor. Seviyorsa bir kimse hiç aklından çıkarmaz. Seviyorsa bir kimse sevdiğine karşı neden, niçin, öyle mi, böyle mi, hayır kelimesi, şöyle olması lazım, bunlar geç. Bunlar sevmek değil. Seviyorsa o kimsenin nedeni, niçini yoktur. İster kadın olsun, ben o yüzden derim, bir erkeğin bir kadına aşık olması fıtratına aykırıdır. Mümkün değildir derim. Kadınlara da derim ki inanmayın. Erkekler kadınlara aşık olamaz. Aşık olursa fıtratına aykırı bir şey yapmış olur. Bu mümkün değil. Hiçbir erkek bir kadına aşık olamaz. Sever, aşık olamaz. Sevginin o derecesine varamaz. Ama herkes kendince kendini aşık görüyor mu? Evet. Herkes kendince kendisini seviyor olarak görüyor mu? Evet. Yani şeyhani noktada değil de mesela bir arkadaşın böyle birkaç örnek gördüm. Bir mesela dost, mesela işte Erdoğan abiyi ben dost, arkadaş görüyorum. İşte onu sevdiğimi söylüyorum, ona işte muhabbet beslediğimi söylüyorum. Ve onun için fedakarlık yapıyorum. Sevdiğimi söylüyorum ayrı, muhabbet ettiğimi söylüyorum ayrı. Sevdiğimi söylüyorum. Sevdiğini söylüyorsun, evet. Onun için de fedakarlık yapıyorum. İşte zamanımdan, evimden, işte işimden, her neyse yani bir fedakarlık yapıyorum. Sonra örnek maksat söylüyorum. Dönüyorsun abinin, sonra zehir zıkkım ediyorsun. Evet, Erdoğan abinin beni istismar ettiğini düşünüyorum mesela. Evet. Diyorum ki ya benim burada, ya bunu böyle örnek olarak gördüğüm için o öyle düşünüyor. Diyor ki ya benim ona olan saf sevgimi istismar etti. Evet. Ben ona fedakarca işte böyle yaptım, şöyle yaptım. Bu sefer adam işte onunla 5 sene, 10 sene vakit de geçirmiş olsa hani Musa Eroğlu'nun şarkısı gibi hani bir içe gitti ömrüm diyor yani onun gibi bir şey adam bu sefer hani şey yapıyor. Ve hiç şey yapmak istemiyor bu sefer. Oradan hiç geri dönemiyor. Yani bunu o sevmemiş o yüzden. Yok. Bunu 1000 yıl geçse 1000 yıl sonra da aynı şeyi söyler. Beş bin yıl geçse 5000 yıl sonra da aynı şeyi söylerim. Bunun gibi bende çok örnek var. O kadar çok örnek var ki bende. O kadar çok tecrübe var ki. O kadar çok elimde vaka var ki. O yüzden o gerçekten seviyorsa, gerçekten seviyorsa ona bir şey yaptığı dahi görünmez onun gözüne. Yani beni istismar etti dahi diyemez o. O dahi görünmez gözüne. Bu benim anladığım yalnız. Herkesin anladığı bir sevgi vardır. Herkesin kendince bir hani sevgiyi öğrendiği bir kanal, bir mesele vardır. Eyvallah. O kadardır. Onun sevmesi de o kadardır. O normalde sevmesi o kadarsa mesela onun muhabbeti de o kadardır. Onun beğenmesi de o kadardır. Yani normalde o böyle, o da bunu benim dediğim sevgi insanlardan kolay kolay herkesten beklemek mümkün değil. İtopya diyebilirsin benimkine. Bak benimkini İtopya diyebilirsin. İtopik bir şey olabilir benimkisi.
Belki de ben o itabıklığa takılıp kaldığımdan dolayı diyorum ki yani kolay değildir sevmek, herkesin harcı değildir. Yani o itabık noktaya takılırım ben. Yani o bir kimse sevdiyse sevdiğine, bak tekrar bunu söylüyorum. Şimdi, ey Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin. Şimdi Allah kendisini sevenleri bir yere sevk ediyor. Senin ben peygambere uymam, ben peygamberi dinlemem ama böyle de denir mi deme lüksün yok. Eğer Allah'ı seviyorsan Hazreti Muhammed Mustafa'ya itaat et, sev. Onu normalde yolundan yürü, ayak izini takip et, nefesini takip et. Amasız, nedensiz, niçinsiz, kimliksiz, kişiliksiz, akılsız, fikirsiz. O zaman Allah'ı seviyorsun. Ve öyle zaten peygambere tabi olursan az önceki soru ilmi ledünü de bulursun. Peygamber'e öyle tabi olursan Allah'ı sevdiğin için o zaman esrarı da bulursun. Esrar dediğin şey senin ayak tırnağının ucunda, ayak tırnağının ucunda ter damlası dahi olmaz. Eğer öyle sevebiliyorsan, öyle yürüyebiliyorsan. O zaman şimdi bağlamış ya oraya. Şimdi bir kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ne neden, niçin, nasıl diye sorabilir mi? Hani ben bazen diyorum ya, ha sen çıktın peygamberin huzuruna, sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna. Dedi ki X kimse sen şunu şöyle yapacaksın diyecek veyahut da sen böylesin diyecek. Sen de ona diyeceksin ki ben buna layık değilim ki. Diyebilir mi insan onu? Bir mürit mürşidini çok seviyor. Çok seviyor. Mürşit ona bir şey diyecek, o da onun üzerinde tereddüt edecek, öyle mi? Mürit mürşidini öyle seviyor ki, eyvallah. Onun gözünde mürşitten başka hiçbir şey görünmez. Aması, nedeni, niçini, nasılı yoktur onun. Gel gelir, git gider, otur oturur, yat yatar. Sat satar, at atar. Nereden bulacağız öyle seveni? Ve hatta işte mürit diyecek ki mürşidine ama ben senin için de şöyle yaptım. Yapma ya. Ben senin için de böyle yaptım. Ben senin için de derslere geldim. Ne alakası var? Diyebilir mi seven bir kimse? Diyemez. Seven sevdiği için ne yaparsa yapsın gözüne hiç görünmez. Neden? Örnek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Hakkıyla sana kulluk edemedim ya Mabud. Onun hakkıyla kulluk edemedim ya Mabud dediği yerde onun ümmeti kendince ama sevdiği bir kimse için, ama Allah için, ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri için bir şey yapmış olsa onu ortaya koyar mı? Ben senin için şunu yaptım diye. Şimdi senin sözünden hareket ediyorum. Yani ben ona şöyle yaptıydım. Ne var? Yaptığın ne varsa ödeyelim kardeşim sana. Ben seni o zamanlar çok seviyordum. Şimdi sevmiyorsan o zaman da sevmemişim. Şimdi sevmiyorsan o zaman da sevmemişim. Yok.
Bak tekrar söylüyorum, altını çizerek söylüyorum bunu. Benimkisi itobiktir. Eyvallah. Benimkisi böyle akla uymuyor, uymuyor. Akla uymuyor benimkisi. Evet, uymuyor. Ya ben zaten bunu akılla dizayn etmiyorum. Bu akla uymaz. Evet, doğru. Mantığa uymaz. Evet, doğru. Bir kimse için bir zordur, zordur. Evet. Ama ya sevgi bu kadar da ucuz olmaması lazım. Seviyorum demek de bu kadar ucuz olmaması lazım. Bu şimdi çok ucuz. Gençlerin arasında ucuz, yaşlıların arasında ucuz, karı kocanın arasında ucuz, anne baba çocuğun arasında ucuz, mürit mürşit ilişkisinde ucuz, ucuz. Her yerde ucuz şu anda. Yani bir kız düşünün, seni seviyorum diyen adamın peşinden gidiyor. Nereye gidiyorsun diyorum ben. Hani ne yapacak? Ne yapacaksın? Adam çok seviyor. İyi ne yaptın? Sevgini gösterecek ne yaptın? Hem kadını dövmüş, tokatlamış, hem bir de çok seviyorum diyor. Hocam ben aşığım ona diyor. Nasıl dövdün diyorum ya, aşık oldum. Bir kadını nasıl vurdun? Bu diyorum fıtrata aykırı senin zaten aşığım demen diyorum. Böyle bakıyor şimdi. Diyorum aşığım dediğin anda buna söyleyecek hiçbir sözün yok. Sen buna tabi olacaksın diyorum. Ya diyor, ya ben hiç böyle bir şey duymadım hocam ya, sen diyor nereden çıkar? E tabi ol diyorum kadına hadi aşıksan. Ucuz. Sufilerin arasında da ucuz. Yani normalde ben itobik dedim, yani derviş kardeşlerden bazıları dediler bana, hani daha önceki yıllarda dediler, efendim yani sizin söylediğiniz itobik dediler. Doğru söylüyorsunuz dedim. Bu onların tespiti, itobik olarak demeleri. Ben ondan sonra dedim, benimkisi itobik olabilir. Yani bir kişiye, iki kişiye değil, üç, beş kişiye, on kişiye bu sevgi tarifi itobik gelince, ben dedim ki itobik gelebilir size. Siz bunu derseniz ki Mustafa Özboğan bir itobik hali, bitti. Böyle bir, hani bahsettiniz ya az önce, işte seviyor ama dövüyor. İşte evet. Böyle de mesela öbür türlü işte hani sevdiğini söyleyip fedakarlık yapıyor ama sonradan işte bu, burada da mı peki, önce şunu sorayım. Burada da mı bir beklentiden dolayı mı sonradan isyan ediyor? Menfaat. Yani? Burada da mı menfaat var? Bence menfaat. Böyle bir vaka geldiğinde karşınıza ona... Yani böyle mi söylemek lazım? Sen kardeşim yalan söylüyorsun sevginde. Veyahut da nasıl yaklaşmak ben yalan lazım? Söylüyorsun demiyorum. Yani senin sevgi ölçün bu. Sen sevgi ölçün bu. Menfaatine, işine gelmeyince, o senin dediğini yerine getirmeyince sen ondan nefret ediyorsun. Menfaate dayalı. Kendi aklınca seni bir yere götürmeye çalışıyor. Sen kabul etmeyince... Ama o böyle olmaz ki ya diyor. Ben seninle bir konuyu istişare ederim. Sen beni seviyorsundur. Ben seninle bir konuyu istişare ederim. İstişare ederken sen her türlü fikrini anlatırsın. Kabul. İstişare ediyorum. İstişare etmiyorum. Diyorum ki, Yusuf... Şunu şöyle yap. Sen diyorsun ki ama bitti Yusuf. Ben seni dinlerim ama. Hiç fark ettirmem.
Derim ki seviyesi bu. Şuradan tabandan tavana kadar, hadi diyelim ki telefonun olduğu yere kadar, işte ne beğenme, muhabbet etme, sevme, üstü de aşıklık. İyi. Ben sana bir şey söyledim, sen beni sevdiğini iddia ettin. Ama işte şu şöyle oldu da, bu böyle oldu da, şu şu da, bu da. Ha, iyi. Seviyor kimse, seven kimse. Dedim ki Yusuf, oradan kalk buraya, kalk, otur. Kalkacak, oturacak oraya. Boş bir şey değil mi? Yok, boş diye bir şey yok. Onun mantığı öyle çalışmaz. Veyahut da Yusuf şunu şöyle yap. Veya Yusuf bunu böyle yap. Yusuf orada fikir yürütmeyecek, akıl yürütmeyecek. Orada hiçbir şey çalıştırmayacak. Kamikaze gibi gidecek, yapacak onu. Bak bu sevmede, sevmenin de kendi içerisinde dereceleri var. Yani sevgi haline gelmiş, onun da dereceleri var. Ama normalde sevme haline gelince artık o öyle değil. O öyle değil. Ama dedi, peki herkes ikinci bir şans hak eder mi? Hak ediyordur herkes. Beni ilgilendirmez. Yani siz mesela orada ama deden, siz ona hep diyorsunuz ya, ben ona bir çizik atarım. Ben eskisi gibi çok keskin değilim artık. Herhalde yaşım 62, ondan oldu. İçimden yazıyorum artık şimdi. Önceden dışıma da aksettirirdim. Ben Yusuf şunu şöyle yap, yapmadı. Bir daha Yusuf'a ikinci bir şey söylemezdim. Şimdi herhalde böyle merhametim böyle biraz daha şey oluyor. Ne o? Böyle tecelli ediyor herhalde. Diyorum ki yapmadı. Yusuf'un derecesi bu. Ama ben kolay kolay bir daha gene bir şey demem de. Ama bir şey de belli etmem. Önceden belli ederdim. Ya ustalaştım biraz daha, belli etmiyorum artık. Ay, diyorum heder etmesin kendini diyorum. Oturuyor burada, Allah'ı zikrediyor diyorum. Burada zikredenlerin içerisinde duruyor diyorum. Şimdi ben bunu belli edersem diyorum, ben iyice perişan olur. İyice diyorum kopar gider, zikrullah'tan da kopar. Durduğu yeri de kaybeder. O yüzden diyorum dursun orada. Ha sen bir daha bir şey söylemeye ver, bir şey olmaz diyorum. Önceden yok derdim. Bir daha sen benim yanıma gelme. Sen benden uzakta dur. Bir daha bana yemek teklif etme. Ben seni yemem, bundan sonra yemeyeceğim. Bir daha bana bir şey ikram etme. Bundan sonra ben senin bir şey ikramını istemiyorum. Bunu derdim önceden. Hiç esirgemezdim. Hatta kimisine dedim böyle, hani arkadan dolanıp şey efendiyi böyle yemeği alıyorlardı. Ben de gideceğim ya onunla beraber. Yani bir kimse şeyhiyle mecbur gidecek, sıkıntı yok. Ben hiç bozuntuya vermem. Ben giderim şey efendiyle beraber, yiyormuş gibi yaparım. Bir lokma yemem. Hatta bir tanesi böyle takip etti, yemiyorum. Şey efendiye dedi, efendim Mustafa efendi hiçbir şey yemiyor dedi. Şey efendi baktı bana, bugün de yemeği versin dedi. İçimden dedim ya, ya Rabbi sana hamd ediyorum dedi. Bugün de yemeği versin dedi, sabah kahvaltısı. Ben tabii yemedim, su da içmedim, çay da içmedim, bitti kahvaltı. Mustafa efendi oğlum hadi sen bak işine dedi. Emredersiniz efendim dedim. Kalktım ben. O beni uğurlamak için geliyor. Dedim ki istersen dedim ben yedi göğü indir aşağı dedim. Ben yemeyeceksem yemem dedim. Yemeyeceğim senin hiçbir şeyini dedim. Sen dedim git Nevşehir'e. Şey efendi buraya geleceği belli olduğu zaman dedim ben. Bir hafta öyle yaptı çünkü. Şey efendinin geleceği belli oldu. Bir hafta önce gitti hanımıyla beraber. Orada kaldı 2-3 gün. Orada onu kahvaltıya davet etti. Şey efendi de orada demiş ki gelirim. Mustafa efendiye de söyleyin demiş.
hani tanzim ederken Mustafa Efendi de söyleyin demiş. Bunlar geldi böyle şey ne o? Sanki savaş kazanmış kahraman gibi. Şeyh Efendi gelecek, ertesi gün kahvaltıya bize gelecek. Sen de buyur gel bana. Tamam, Şeyh Efendi dediyse sıkıntı yok dedim ben. Şeyh Efendi İstanbul'dan aldım geldim uçaktan indi, söyledim. Dedi filanca söyledi mi kahvaltıyı sana? Söyledi efendim dedim. İyi hala dedi, yarın sabah oraya gidelim kahvaltıya. Emredersiniz efendim dedim. Ben aldım götürdüm sabahleyin kahvaltıyı oraya. Tabii sofrayı hazırlamış tabii, normalde oturduk. Ben de Şeyh Efendi'nin nakibini gabbasıyım. O nereye gitse ben de gideceğim. Bunun şeyi yok. Ben oturdum. Ben Şeyh Efendi'nin önüne taşıyorum. İşte ben bu böyle toparlıyorum böyle. Ondan sonra onun yiyeceklerini taşıyorum onun yanına. Ondan sonra yiyormuş gibi yapıyorum. Hiç açık. O da takip ediyor beni. Bir işaret etti bana, ye dedi. Ben hiç karşılık dahi vermedim. Sonra Şeyh Efendi'ye söyledi. Mustafa Efendi hiçbir şey yemiyor efendim dedi. Yedirecek ya o illaki. O da baktı bana, ben içimden dedim. Efendim ne olursunuz bana bir şey demeyin. Bir şey yedirtmeyin bana dedim. Bugün yemeği versin dedi. Bitti. Ne su içtim, ne çay içtim. Hiçbir şey de yemedim. Kalktım, Şeyh Efendi müsaade edince. Kalktım, dedim ki yedi göğü indirsen yemeyeceğim yine dedim. Bu yani bazen insanlar nerede neyi konuşacaklarını bilmiyorlar. Ama sevdiklerini söylüyorlar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Özür dilerim. Ütopya sevgisi olmayan bir derviş, bir çavuş, bir zakir vuslata ermesi mümkün müdür acaba? Değil. Harikasın Cafer. Evet. Böyle ütopyası yoksa bir kimsenin, hani ben böyle bu konuda hani kendince, hani ben ona derim, ben ona hayal derim ya bazen. Ütopya biliyorsunuz hani yabancı bir kelime bildiğim kadarıyla. O hayaldir. Bunu şeyde Hazreti Mevlana da hayal olarak görür. Hayalleri ayırır ya ayrı ayrı. Bazı hayaller vardır insanı helaka götürür der. Bu ütopya dediğimiz şey o kimsenin o sevgide zirveyi yakalamayı istemesi. Yani sahabe o yüzden sabaha kadar ağlıyor. Diyor ki yani ben onunla beraber olmak istiyorum. Sabah oluyor. Tak Hazreti Peygamber'le sallallahu aleyhi ve sellem'le karşı karşıya kalıyor. Çünkü sabah gece ağladı. Perperişan yüzü. Allah Resulü sordu, ne oldu sana? Bakın sevmenin o kimsenin üzerindeki tecelliyatı. Perperişan. Yıkmış kendini, harap etmiş. Allah Resulü sordu sallallahu aleyhi ve sellem, ne oldu sana? Dedi ki ya Resulallah, ben dedi cennette, ben cennete gireceğimi ümit ediyorum. Ben cennete gireceğim. Hani var ya korkuyla ümit arasında kalma filan. Bak bu sahabe sevgi onu nereye getiriyor? Seviyor ya, seviyor olunca onda o cehenneme girerim düşüncesi kalkıyor. Seviyor çünkü. Sevmek böyle müthiş bir iksirdir. Bakın o kendince cehenneme atmış kafasından. Ben diyor ümit ediyorum, inanıyorum ben cennete gireceğim. Ama diyor cennette dahi seninle beraber olamamanın korkusunu yaşıyorum. Cennette beraber olamamanın korkusunu yaşıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri o zaman diyor. Kişi sevdiğiyledir, kişi sevdiğiyledir, kişi sevdiğiyledir. Üç sefer söylüyor. Bakın üç sefer. Kişi sevdiğiyledir ilmel yakın. Kişi sevdiğiyledir. Aynen yakın. Kişi sevdiğiyledir hakkel yakın.
O zaman üç adım. Hem ilmel yakin onunla beraber olacaksın. Hem aynel yakin onunla beraber olacaksın. Hem hakkel yakin onunla beraber olacaksın. O zaman sevgide üç adım oldu. İlmel yakin sevgi, aynel yakin sevgi, hakkel yakin sevgi. Sevgide de üç merhale oldu. İlmel yakin sevgi. O kimse ilimle seviyor onu. Biliyor, diyor ki bunun sevilmesi lazım. Bu ilmel yakin. Aynel yakin sevgi. Bir üst seviyede. O görecek, beraber olacak. Hani ben diyorum ya, şeyhini bir gece görmediysen eğer sen, o geceyi geceden sayma. Uyan, bir daha uyu. De ki ben bu gece görmedim sevdiğimi. Otur tövbe et. Ben neden görmedim de. Aynel yakin. Sen yolda yürürken görmüyorsan otur ağla. Aynel yakin. Neden görmedim ben de. Sen zikrullah'ta görmediysen otur ağla. Aynel yakin. Ben neden görmedim de. Hakkel yakin. Artık o ayrılık ayrılık kalmadı. O üstadın da fena olma bu. O gözü açık kapalı görüyor artık. O hakkel yakin, o sevgi de artık üçüncü merhaleye geldi. O artık bir adım sonrası aşıklık. Bakın, o bir adım sonrası aşıklık. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine atfedelim. İlmel yakın, o peygamber Allah'ın peygamberi, Allah'ın kulu. Biz onu Allah için severiz. Bu ne? Bütün biz o, bu manada sünnet-i seniyeni gücümüz yettiğince uyarız. Aynel yakin. Biz onu görürüz. Hakkel yakin, Allah'a atfedelim hakkel yakini. Ne dedi İhsan hadisi kutsisinde? Sen onu görmesen de dedi. Birinci merhale ne? Allah'ı görüyormuşçasına. Görüyormuşçasına. Bakın bu ne oldu? Hakkel yakin oldu. Bir çet altı, o seni sen onu görmesen de her daim o seni görüyor. Bu bilinçle yaşaman dedi. Şimdi bir kimsenin üstadına olan sevgisi ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin olur mu? Evet. Bir kimsenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine olan sevgisi ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin olur mu? Evet. Bir kimsenin Allah'a olan sevgisi ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin olur mu? Evet. Ne dedi? Allah'a, Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. O zaman bir kimsenin üstadına olan sevgisi öyle boş bir sevgi değil. Ayetle sabit. Siz salihlerle beraber olun. Ayetle sabit. Bizi salihlerle beraber eyle Fatiha'da. Ayetle sabit. O zaman normalde üstadına olan sevgisi de ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin derecelerinde olacak. Bunu daha da hani böyle anlaşılır hale getirmek için bir kimse üstadına ilmel yakin şeriaten sever. Hakkıdır. Aynel yakin tarikaten sever. Hakkıdır. Hakkel yakin hakikat noktasında sever. Hakkıdır. Her dervişin hakkıdır. Bakın, her dervişin hakkıdır. Dedim ya az önce, herkesin sevgi ölçüsü aynı değildir. Hakkıdır. O ilmel yakin seven dervişi kalkıp da sen neden hakkel yakin seviyorsun diyemezsin. Kabı o kadardır, nefesi o kadardır, bilgisi o kadardır, kalbi o kadardır, istidadı o kadardır, genişletemiyordur. Ona bir şey diyemezsin. O ilmel yakin seviyor mu? Seviyor. Hani sahabeden bir kimse içki içiyordu. Boyuna had cezası yiyordu. Hem de Allah Resulü kendi eliyle vuruyordu. Başka bir sahabe, sakın böyle sahabe içki içiyormuş, arada biz de bir kaydıralım demeyin de. Onlar ayrı bir kategoride, ayrı bir perdede. Başka bir sahabe, hani lan sen gene mi içtin filan böyle eksik ona baktı, yüzünü ekşitti. Allah Resulü döndü. Dedi sakın ha.
O Allah ve Resulünü sever dedi. Şimdi ilmel yakin sevebilir bir derviş de böyle. İlmel yakin ben şeyhimden memnunum. Allah razı olsun. Bize dinimizi öğretiyor. Tamam bitti bu kadar. Hakkı mıdır? Hakkıdır. Ona sen neden aynel yakin noktasında sevmiyorsun diyemezsin. Ama onun da kalkıp da hakkel yakin hakkel yakin halini istemesi saflıktır. Ya millet rüya anlatıyor, söylüyor. Ya ben göremiyorum ama. E sen ilmel yakinsin, o yüzden göremiyorsun. Sen perde yırtmıyorsun, yırtmak için de uğraşmıyorsun. Bu konuda gayretin de yok senin. E sen ilmel yakin noktada duruyorsun. Yani bu tip böyle şeyhe intisap edenler, şeyhi öldü, dervişi de ölür onların. Onlar dervişliğini şeyhle beraber gömerler. Yeni bir şeyh arar, aramaz. Aman ya şeyhim iyiydi benim, başka bir şeyh aramayacağım ben der. Bu da onun hakkıdır, bir şey diyemem. Bu ilmel yakindir. Aynel yakin o kimse görecek, hissedecek, biraz daha dinleyecek, biraz daha titiz davranacak, biraz daha ince davranacak. Ya görmedim diyecek, bundan rahatsız olacak, biraz daha tırmalayacak. Ama ondan da hakkel yakini bekleyemezsin. Diyemezsin ki sen neden hakkel yakin sevmiyorsun? Benim bir dediğimi iki ediyorsun veyahut da şöyle davranıyorsun, böyle davranıyorsun. Diyemezsin. Hele bizim yolumuzda hiç diyemezsin. Gönüllülük esası. Adam ister bir adım gider, ister 10 adım gider, ister 100 adım gider. Hadis-i Kudsi'yle de sabit, bir adım gelene 10 adım gelirim, 10 adım gelene 100 adım gelirim, 100 adım gelene koşarım. Ha, kimi derviş vardır, 1 adım gidiyordur, kimi derviş vardır, 10 adım gidiyordur, kimi derviş vardır, 100 adım gidiyordur. Hepsi derviş midir? Evet. Hepsi de sufi midir? Evet. Hepsi de seviyor mudur? Evet. Ama benim anlattığım sevgi itobik, evet. Bence Hacı Cafer'in dediği gibi insanların böyle bir itobik yanı olmalı. Bu sadece sufilikte değil ama her alanda itobik yanı olmalı. Yani o kimse böyle bir hedef koymalı, bir hayal koymalı. Bu şöyle olmalı demeli, bu böyle olmalı, bunu böyle yapmalıyız demeli. O hedefi koyarsa o belki de bir itobik itobiyadır mesela. İşte bir kimse ticaret yapıyor, ben yıllık 1 milyon dolara çıkaracağım ticaretimi. İtobik, evet, yani dönüp baksan, ulan bu adam 1 milyon dolara ne zaman çıkacak ticareten diye düşünebilirsin ama itobik, adamın o itopyası olmalı. Veyahut da o kimse itobik, ben öyle bir hanım alacağım kendime, çocukları kalem gibi yetiştirecek, itobik. Veyahut da ben öyle bir beyle evleneceğim, itobik, benim her şeyimle ilgilenecek, şöyle olacak, böyle olacak, bir sürü vasıfları var, itobik. Yani veyahut da ben böyle bir dergahta şöyle bir derviş olacağım, itobik. Ve onun içinde koşmak, hani diyorum hayali kurdun, peşinden koş. Hayali kurdun, peşinden koşmuyorsun. Boş hayal, seni aldatır. Peşinden koşuyorsan doludur. Peşinden koşmuyorsan boş hayal. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden her dervişin de bir itopyası olmalı. Ve itobik bir sevgisi de olmalı. Olmazsa ustad da. Olmazsa evet yok. Öyle bir beklenti içine bir hayal yok. Kurmanın da bir anlamı. Bir anlamı yok. O zaman hani şey oluyor, boş hayal oluyor, kuru hayal oluyor. Peki bu utopik, mesela sizin üzerinizden anlatırsam, rahmetli Şeyh Efendi oldu, vefat etti. Ütopik sevgi bitmedi ama. Mesela adamın biri çıktı, zatın biri, ileri geri konuştu. O ütopik sevgi mi onu size, sizi o yöne itti, ona karşı gerçekleri söyleyip müdafaa etmek? Ütopik sevgi midir yani? O bu, sevgi bitmiyor zaten ki. Ya, o zaman ustad da bitmiyor. Bitmiyor. Gibi. Yani dedim ya, öbür bir mürit vardır. Şeyhini gömer, sevgisini de gömer oraya. Dervişliğini de gömer oraya. Ama o mürit vardır, şeyhini her şeyinden fazla sevmiştir. Onun için şeyhi ölmemiştir. Ütopik sevgi hala devam ediyor. Devam eder.
O zaman vuslatta devam ediyor. Vuslatta devam ediyor. Ki vefat ettiğini bildiğiniz halde bir beklenti mesela dünyada varlık olarak maddi manevi bir beklenti yok mesela. Hiçbir şey. Makam, mevki hiçbir şey yok. Ama ütopik sevgi var. Var. İşte o devam, o sevgi var ise devam ediyor. Gömülmüyor o. Yani normalde mesela bir kimse Şeyh Efendi'nin hakkında, ben hep sohbetlerde derim ya, arkadaşlar ben konuşabilirim. Ben söyleyebilirim. Ben Şeyh Efendi bunu böyle yaptıydı. Bu ders niteliğindedir. Ben söyleyebilirim. Ama hiç kimse söyleyemez bunu. Sebep, ona bir şey söylerse karşısında beni bulur. Ben ona söyletmem. Sen kimsin söyleyecek? Nesin ki sen ona laf söyleyeceksin? Sen kim oluyorsun? Evet, şimdi mevzu derinleşiyor. Şimdi bir kimse bir mürşidi kamile itobik bir şekilde eğer sever bağlanırsa onunla olan bağ bitmez. Bakın onunla olan bağ bitmez. Ve onunla olan bağ bitmeyince o da bir mürşidi kamil ise, o da bakın bir mürşidi kamil ise ve senin bağın bitmez. Bağın bitmeyince de o bahsettiğimiz ilmi ledündür, esrardır, gözünün önüne gelir her şey. Onunla da alakalı gelir. Başka bir şeyle de gelir. Hani Bediüzzaman Saviddin Nursi Hazretleri diyor ya, o kimse üstadına duyduğu muhabbet silsileyi, meşayihe duyduğu muhabbet cihetiyle asla ümidi kesilmez diyor. Şimdi onunla alakalı birisi aleyhine bir şey söylediği zaman o kimsenin, çok affedersiniz ama böyle neyi varsa neyi yoksa söylenilecek olan edep dairesinde senin gözünün önüne gelir. Neden? İtobik sevgi devam ediyor. Ben burada bağırınca para aldın, istedin milletten, sen nasıl mürşidi kamilsin, nasıl istersin böyle bir parayı, hem bir de Bursalılardan da istedin, Bursalılardan da 5 kişi istedin. Bunlar ardı ardına geliyor. Yani ben şimdi bunu böyle konuşmak istemem. Geylan Hazretleri aldı getirdi, büktü boynunu, vurdu kılıcı kafanın şeyine, ensesine, alayım mı dedi. Ben dedim ki müsaade edelim efendim dedim. Tövbe eder, geri döner, özür diler belki de dedim. Açık açık konuşuyorum bunu bak şimdi. Peki Mustafa Efendi dedi. Ben bir adım daha ilerisine, merhamet ettin yine dedi. Ben sustum. Ama geliyor ne varsa. Adamın yaptığı dervişlerin üzerindeki yanlışlıklar geliyor. Ben Allah'ım de diyorum. Benim bu konuda bir iddiam yok. Patlattım bombayı ben. Yani bombayı patlattıktan sonra yani o kimse gerçekten maneviyatı olmuş olsaydı döner şunu derdi. Mustafa Efendi kardeşim, söylediklerimden dolayı ve senin de senin üzerine de söylediklerimden dolayı, üstadına söylediklerimden dolayı özür diliyordum, dilerim. Allah beni affetsin. Sen de hakkını helal et. Abdullah Efendi'den de özür diliyorum. Bizim helallaşmamıza sebep ol, vesile ol. Bak birazcık maneviyatı varsa. Ben bir de adet veriyorum sana. Bursa'dan diyorum 5 kişiden para aldın diyorum. Telefon açıp söylesene. 5 kişi değildi desene. Lanetleşmeye çağıracağım çünkü. Sonra istediği kimseye telefon açıyorlar. Diyorlar ki sen mi söyledin? O da diyor ki ben söylemedim. O zaman filanca mı söyledi? Öbürküne telefon açıyorlar. Sonra öbürküne telefon açıyorlar. Sonra öbürküne telefon açıyorlar. 4 kişiye telefon açıyorlar. İşte yüzü orada dinliyorlar sohbetleri de takip ediyorlar. 4 kişiye Bursa'da telefonu açtılar mı açmadılar mı?
Bu itobikle alakalı. Yani sen o şeyhi öylesine seviyorsun ki senin onunla bağın bitmiyor. Ama bu bağ bitmemesi böyle hani yeni bir şeyhe gitmeye muktedir değil, bir şeyhi bulmaya muktedir değil, manası kapalı, gözü kapalı, kalbi kapalı. Bu onlar için geçerli değil zaten bu benim söylediklerim. Onlar orada kumda eşelenecekler onunla. Onlar geçmiş günlerini yad edecekler. Şöyle zikrullah yapardık, böyle gelirdik, böyle giderdik, böyle yerdik, böyle içerdik. Memlekete mürşit mi bitti kardeşim? Veli mi bitti? Köküne kibrit suyu mu döktüler? Ahir zaman geldi de bir daha mürşidi kamil gelmeyecek dediler de bizim mi haberimiz olmadı? Hayırdır? Sen neden bir yere intisap edemedin, bulamadın? Hiç mi rüyanda kimseyi görmedin? Görmedin. Neden görmedin? Sen bir mürşidi kamile bağlıydın. Neden ikincisini görmedin? Demek ki sen de onun ilmel yakin sevdin, gömdün, bitti işin. İtopik sevgisi yoktu. Evet, rahmetli Şeyh Efendi'nin 5-6 tane daha Nakibi Nugabbası vardı. Vardı. Bir yerden ses çıktığını görmedik. O zaman ütopik sevgi bitti. Bitti. Rahmetli oldu, bitti. Evet. Bir kısmı kendine bekledi bir şey olur mu diye. Yani genel anlamda bu çıkıyor evet. O zaman bize. Burada şu çıkıyor. Normalde bir kimse Şeyh Efendi'nin üzerinde kendilerince kendilerine şeyhlik bekliyorlar. Halbuki Şeyh Efendi sağlığında açıkla demiş bana. Ben açıklayamam efendim demişim. Ondan sonra hakkınızı helal edin efendim. Ben bunu söyleyemem dedim. Ben söyletirim birine dedi. Emresi bir daha hayır söyleyeceksin dese geleceksin söyleyeceksin gene. Çaresi yok. Efendim ben bunu nasıl söyleyeyim? Ben bunu söyleyemem ki dedim. Ben söyletirim birine dedi. Kapattı telefonu. Söyletti mi? Söyletti. Bakın dikkat edin eskilere söylüyorum. Ben buna layık değilim, ben o değilim, ben bunu kabul etmiyorum. Bütün eski arkadaşlar bilir, ağzımdan böyle bir kelime çıkmadı benim. Ben dedim ki şeyhimin sağlığında böyle bir şey yapmam, aldık buraya rafa koyduk dedim. Şeyhimin sağlığında böyle bir şey yapmam ben dedim. Bu ne demek? Ben şeyhim bana bir şey söylemiş, ben reddetmiyorum. Ama diyorum ki şeyhimin sağlığında bu, bütün böyle edep dairesinde duran şeyhler bunu yapmışlar. Üstadlar onlara şeyhlik vermiş. Onlar demişler ki Şeyh Efendi'nin sağlığını yapmak istemiyorum. Efendim ben size bağlı, intisaplı bir şekilde derganızda durmak istiyorum. Bu da bir edep. Bu var mı? Evet var. Ben o var olanı edep dairesinde dedim ki efendim hakkınızı helal edin. Biz aldık buraya koyduk. Şu anda yapmak istemiyoruz. Vefat ettikten sonra da arkadaşlar bana vasiyeti vardı. Serbest et, herkes istihar yapsın. Rüyasında gördüğüne gitsin. Ben bunu söyledim, çekildim kenara. Bu kadar. Şimdi o itobik sevgisi olanlar, bakın itobik sevgisi olanlar, ama Bursa'dan ama dışarıdan. Şeyh Efendi onlara dedi ki, dergan sahibi Mustafa Efendi'dir, gidin ona intisap edin. Bu itobik sevgisi olanlar. Veyahut da rüyasında gören geldi, rüyasında gören geldi. O itobik o. Onun sevgisi bitmiyor. O bir de şunu diyor. Üstadımız vefat etti ama sonuçta bize dedi ki, ilmen yakin bu. Bize dedi ki, ölü şeyhe intisap edilmez, bağlanılmaz, rabıta edilmez. Yeni bir şeyhe intisap edeceksiniz. Yaptı. İtobiği olmayanlar ne yaptı? Yok o öyleydi de, yok bu böyleydi de, ben de seyrediyorum. Ben de içimden diyorum ki, açık açık konuşayım bunu. Ya siz Şeyh Efendi'yi de sevmediniz zaten. Bu manada, bu ölçüde sevmediniz. Şeyh Efendi'yi beğendiniz, Şeyh Efendi'ye muhabbet beslediniz. Ama Şeyh Efendi'yi sevmediniz. Şeyh Efendi'yi sevmiş olsaydınız, seven, sevdiğinin sevdiklerini de sever. O zaman sizin üzerinizden soruyu sorarsam, yani orada Nevşehir'de icazetlerin yazıldığı zaman da sizin
o konuların hiç alakadar etmediği, kime Nagib-i Nugabba yazıldığı, halife yazıldığı, yazılmadığı, o ütopik bir sevgi miydi o, evet, sonuçta? Beni, karşılıksız ütopik bir beni, sevgi. Kime yazmış, kime yazmamış. Kime ne veriyorsa versin, mübarek olsun. Bana ne? Ben şimdi orada, halbuki ben bunu şimdi... Özür dilerim, bizlere örnek olsun diye bu soruyu sordum. Örnek olsun. Normalde hani sana anlatmış olmam lazım veya yakın dairedekilere. Bana diyor ki şey efendi, ben icazetleri hazırlatıyorum. Mustafa efendi, sen kendin icazetini diyor, yazdır ismini yazdır, sen öyle getir. Estağfurullah efendim, siz ben boş olarak getireyim. Ben böyle öyle naif, öyle kibar söylüyorum ki. Yani şey efendinin, Allah rahmet eylesin. Yani o naifliğe, o kibarlığının karşısında hayır deme böyle durumu bile sert kaçacak. Ona sert kaçacak. Ben öylesine naif söylüyorum. Efendim hakkınızı helal edin. Yani muhakkak sizin emrinize karşı gelmek gibi değil. Ama ben oraya getireyim boş olarak. Siz orada dilediğinize yazın efendim. Şimdi sonunda diyor ki, tamam Mustafa efendi, gene yaptın yapacağını. Tamam öyle boş getir hadi. Aradan bir hafta geçiyor, yine aynı şeyi söylüyor bana. Bunlar ince detay, ince perde. Ben yine diyorum ki efendim geldim de, oraya getirdim de, öyle ince söylüyorum. Orada siz dilediğinizi yazın. Tamam. Tam yazılmaya başlanacak. Tam yazılacak orada. Hani birinci olan yazılacak şimdi. Ben döndüm. Ben bir abdest alayım, tazeleyeyim efendim dedim. Şey efendi. Tazele dedi. Birinciyi yazdırıyor şimdi. Yaz dedi birinciye. Ahmet Duran Gümüş Sivas'ı yazdı şimdi. Öyle yaz dedi. Onu dedi, ben dışarı çıktım. Dedim ki kendi içimden, özgür olsun. İster yazsın, ister yazmasın. İstediğine yazdırsın, istemediğine yazdırmasın. Ne yapıyorsa yapsın. Ben dışarı çıktım. Abdest, tuvalete girdim, abdest aldım. Eğleniyorum dışarıda. Hani Nagib-i Nugabba'lar bitsin. Allah affetsin. Ben kimleri yazacağını da biliyorum. Ben hiç... Ben çıktım dışarıda, abdest aldım, geldim. Şimdi ben çıkınca yazan arkadaşa demiş, Mustafa Efendi'ye de yazalım demiş. Edep etti şimdi o demiş. Ondan sonra dışarı çıktı demiş. Hemen yaz demiş. Onun da icazetin demiş. Ben içeri girdim. O yazan arkadaş bana tebessüm ediyor. Bana dedi ki hemen kağıtların arasından çıkardı. Ondan sonra onlar 3'ü 4'e geçmişler. Hacı Adil'i yazmışlar. Ondan sonra şeyi ne o? Nevşehirli yazmışlar. Neydi adı? Akif Hoca. Akif Hoca. Ben içeri tekrar girdim. Bana o yazan arkadaş dedi ki, abi Bursevi mi dedi, Bayındır mı yazayım dedi. Ne yazayım dedim sen. Hani sen ne yazıyorsun? Abi senin Nagib-i Nugabba icazeti. Fısıldıyor şimdi bana. Abi Nagib-i Nugabba icazetin diyor. Hani Bayındır mı yazacağım, Bursevi mi yazın? Ben böyle arkadaşa dedim. Dedim abicim ben mi sana yazdırdım bu icazeti dedim ben. Kim yazdırdı bunu sana dedim ben. Dedi Şeyh Efendi yazdırdı. Ona sor bana, ne soruyorsun dedim. Hani icazeti ben yazdırmadım ki Bursevi mi olacak, Bayındır mı olacak, ben hükmedeyim. Dedim ona sor. Döndü. Efendim Mustafa abinin dedi, Bursa mı yazayım, Bayındır mı yazayım. Oğlum Bayındır'la alakası yok onun dedi. Onun toprağı Bursa'da artık. Bursevi yaz dedi. Hemen arkadaş Bursevi yazdı. Ben içeride ne olduğunu zahiren bilmiyorum. Neyse öbür günleri de yazdırmış. Tamam iyi. Herkes başladı. İşte ardından nakipler yazılacak. Yani Şeyh Efendi dedi herkes nakiplerini yazdırsın dedi. İcazeti verecek olanı ben ne yazdırayım? Ben dedim ki efendim hakkınızı helal edin. Siz kimi diyorsanız ben onları nakip olarak yazacağım dedim. İlk önce dedi ki ondan sonra Cafer'i, Adnan'ı, Hüseyin'i yaz dedi. Bir isim daha söyledi.
Onu da yaz dedim. Emredersiniz efendim dedim. 4 tane söyledi. Tabii 4 tane söyledi. Emredersiniz efendim dedim. Neyse. Sonra dedim ki o bunları yazarsın dedi. Akabinden onu yapıştırdı. Dedi ki neyse dedi Bursa'nınkini dedi Bursa'da tören yapar öyle veririz dedi. Sustum tamam. Dergahın şeyhi o. Yani ben ne diyeyim? Ben bıraktım. Tabi herkes yazdırıyor boyuna. Onu da yazalım, onu da yazalım, onu da yazalım. Dayanamadım. Ahmet Duran abiye nazım geçiyor ya, Allah rahmet eylesin. İlk önce o yazdırıyor. Böyle yanımda. Duran abi dedim, bunları rüyanda gördün mü dedim ben. Hayır dedi. Dedim boyuna yazdırıyorsun. Hani rüyanda görmediğini yazdırıyorsun. Yani şeyhin dese yaz. Sorumlusu o. Ama sen rüyanda görmediklerini yazıyorsun. Öbürküne döndüm. Dedim, Adil kardeş, sen dedim bunları rüyanda gördün mü dedim ben. Mustafa kardeş çalışıyorlar da, gayret ediyorlar da filan. İyi, siz bilirsiniz. Ben şimdi böyle, o esnada ama Allah rahmet eylesin. Şeyh Efendi biraz böyle geriye doğru gitti. Seyrediyor öyle ortamı. Bunlar yazdırıyorlar boyuna. Hani o da olsun, o da olsun. Ben hiç seslemiyorum. Şeyh Efendi bana tekrar dedi. Ya Mustafa Efendi bir sen yazdırmadın ya dedi bana. Hani bir sen yazdırmadın. Herkes her şeyi doldurdu. Efendim siz nasıl istiyorsanız öyle yazarız dedim. Siz dedim kimi emrederseniz yazarız efendim dedim. Kimi emrederseniz. Tören yapacağız Bursa'da dedi tekrar. Şimdi aslında yani tarikat öğretisinin içerisinde yani neden tören olur? Halifenin bulunduğu yerde tören olur. Bir, şeyhin dergahında tören olur. İki, halifenin bulunduğu yerde tören olur. Bunun arkası var. Sonra bir türlü ben bir şey diyemedim. Hollanda'ya gitti. Hollanda'dan telefon açtı. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Mustafa Efendi oğlum dedi, arkadaşlar topla. O dedi, nakip icazetlerini yaz. Altını da imzala dedi. Ondan sonra arkadaşlara ver. Pilav yap. Ondan sonra aşure yap. Dergah adamını uygula. Ver icazetlerini dedi. Ben şimdi kendi içimde dedim emredersiniz efendim dedim. Eğer dedim müsaade ederseniz dedim efendim Hollanda dönüşü dedim. Siz de bulunun öyle yapalım. Durdu. İyi hadi öyle yapalım dedi. Kapattık telefonu. Şimdi birisine tören yap böyle böyle yap dediği kimse aslında halifeye denir. Tarikat adabı açısından. Ama bana halifelik hani diliyle söyledi. Ama zahir olarak vermedi bana. Ben şimdi kendi kendime desem ki, ya bana diliyle söyledi, kim vardı? Kimse yoktu. Nerede? Şeyhler toplantısında söyledi. Nerede söyledi? Bana söyledi. Şeyhler toplantısına insanlar halifelerini götürüyorlardı. O da götürdü, ona da sordular. Mustafa Efendi, hani ne oluyor? Bizim halifemiz olur diyor şeyhlerin arasında. Tamam. Cemaate bir şey söylemedi ki. Cemaate bir şey söylemedi. İmtihan bu işler. Ben susuyorum. Bir de ben onun için burada değilim. Kendi kendime diyorum ki Mustafa Özbağ sen icazet için burada değilsin. Nakiplik, nikabbalık bunun için de burada değilsin. Bak işine sen diyorum. Ben işime bakıyorum. Ben devam ediyorum. Geldi Hollanda'dan gene bir şey söylemedi. Ben şimdi kalkıp da Şeyh Efendi'ye benim edebim buna müsait değil. Efendim icazet verecektiniz. Hani ne yapalım? Yok benim bu Şeyh Efendi ile olan benim diyaloğumda bu yok. Ben Şeyh Efendi bir şeye sessiz kaldı mı ben ikinciye soramam. Şeyh Efendi bir şey olmaz derse ben ikinciye bir daha onu konuşamam. Şeyh Efendi bunu böyle yapalım dedi. Efendim siz bunu böyle yapalım dediydiniz diyemem. Yok.
O bana bir şey sormadan bir şey konuşamam. O bana bir şey sorarsa ben konuşurum. O bana bir şey sormazsa 500 kilometre gideriz, hiçbir şey sormaz, hiçbir şey konuşmam ben. 500 kilometre. 630 kilometredir Bursa ile Nevşehir arası. 630 kilometre. Ben eski yolu biliyorum, yeni yolu bilmiyorum. Ankara'dan, çevre yolundan, Gölbaşı'ndan, ondan sonra Aksaray, Aksaray'dan dönüyoruz Nevşehir'e. 630 kilometredir. 600, böyle zamanlar olmuştur. Biner arabaya, selamünaleyküm, aleykümselam. Hayırlı yolculuklar Mustafa Efendi. Allah razı olsun efendim. Allah razı olsun efendim. Bitti. 630 kilometre hiçbir şey konuşmamıştır. Ben hiçbir şey konuşmam. Telefonu çalar, çalar, çalar telefonu. Zır 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 zır. Ben telefonunuz çalıyor bile demem. Alırım telefonumu sessize. Ve onun yanında telefon dahi çalmaz benim kolay kolay. Ben bakarım sessizden. Cevaplanacak bir şey varsa, efendim hani o da neyle alakalıdır? Örneğin işte Bursa'ya geliyoruz, Bursa'da Cafer arıyor. Programla alakalı bir şey soracaktır. Efendim, Cafer arıyor Bursa'dan. Bir bakabilir miyim telefonu? Bak, bak Mustafa Efendi, ben bakayım. Bir de bana açık izin var. Oğlum sen hizmet işlerimize koşuyorsun. Sana telefon gelince sen bak, benden izin alma. Ben yine yapmam. Ben bakarım, kapatırım telefonu. Çalmaz telefon onun yanında. Bakın çalmaz. Kaç kilometre gittik? 630 kilometre. Hiç konuşmadım, aklıma hep şey geldi. Hani bir şey efendi hacca giderken başka bir şeyhe uğramış. Demiş efendim yalnız gidiyorsunuz. Şu çömezi alın da demiş. Yanınızda size hizmet etsin. Olur demiş. Gitmişler. Haccı yapmışlar. Ondan sonra her şeyi bitirmişler. Dönecekler artık. O şey efendi hiç konuşmamış. O çömez dervişe sormuş. Evladım senin adın ne demiş. Berber Ahmet derler bana efendim demiş. Bu kadar. Gelmişler dönmüşler. O şey efendi sormuş. Efendim çömezi nasıl buldunuz demiş. Çok geveze demiş. Adını sormuş. O demiş ki bana Berber Ahmet derler efendim demiş. Sonra şeyhi sormuş. Nasıl buldun bizim çömezi? Çok geveze demiş. Hep bu kısa geldi benim aklıma. Dedim Mustafa Özbağ, sus, konuşma. Şeyhim, ben şeyhimin önünde tesbih çektiğimi hatırlamıyorum. 18 yıl. Şeyhimin sohbetinde tesbih çektiğimi hatırlamıyorum ben. Ben şeyhimin sohbet ederken böyle işte çok zikrullah haliymiş gibi. Arkadaş zikrullah yapıyor. Ben böyle... Edepten ben öyle bir hal böyle sallanırım, kafamı sallarım. Böyle bir şey hiç yaşamadım ben. 18 yıl boyunca şeyhim benim tesbihimi görmemiştir yanında. Hiç. Sorar bazen, Mustafa efendim dersini çektin mi? Elhamdülillah efendim. Çektim değil. Elhamdülillah efendim. Ne zaman çektin? Nerede çektin? Yok. Ben arabadayız. Ben kenarda sol elim benim. O cef var ya, cebin içinde tesbih. Öyle orta yerden, halbuki ortada durur benim tesbihim. Orta konsolun önünde durur. Oradan tesbihi çıkar. Hani ben efendim bak zikrullah yapacağım. Yan tarafa, öyle bir şey yok. Gitmezden önce tesbihi al, oraya yan tarafa koy. Suyunu al, yan tarafa koy. Oradan onun yanında su al, böyle böyle bir şey yok. Ya meyve aldık diyelim. Öyle meyve ye, öyle bir şey yok.
Ben koyarım, yerleştiririm onu. Musa Efendi sen de emredersiniz efendim. Hemen bir tane al, kafanı çevir, oradan atıver ağzına. Tamam bitti. Sen araba kullanıyorsun. Hiç unutmuyorum. Allah rahmet eylesin. Bir gün böyle Manisa'ya girdik. Ondan sonra üzümler böyle çıkmış sarı sarı. Çekirdeksiz üzüm. Allah rahmet eylesin. Çok sever. Efendim müsaade ederseniz dedim. Şuradan üzüm alayım dedim. Âlâ olur dedi. Ben şimdi durdum yol satıcılarından. Üzümü aldım. Orada suyu da var adamın. Yıkadım güzelce poşetten. Suyunu akıttım. Getirdim arabanın ön kolunu soluna koydum. Hani oradan yesin diye. Şimdi alıyor sünnet ya aşağıdan başlıyor şimdi. Teker 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 koparıyor şimdi. 3-4 tane atıyor ağzına. Ondan sonra Mustafa Efendi sen de ye dedi. Ben bir tane kopardım attım ağzıma. Araba kullanıyorum zaten. O şimdi koparıyor koparıyor koparıyor. Avucunun içerisine bana veriyor. Mustafa Efendi al oğlum. Şimdi hayır ben yemeyeceğim öyle bir şey yok. Şeyhine insan hayır mı dermiş? Ben hayır kelimesini, ben onu kullandım, hatırlamıyorum. Mustafa Efendi al oğlum, ben alıyorum avucuma. Avucum şimdi doluyor. Onu nasıl yiyeceğim şimdi? İkişer ikişer yiysem bir dert, üçer üçer yiysem bir dert. Ben şimdi kafamı çeviriyorum, tak atıyorum ağzıma hepsini. Ben de hiçbir şey olmamış gibi gidiyorum ben. Üzümü yiyemiyorum zaten, çiğneyemiyorum, yutuyorum ben komple. Şimdi mübarek bir daha dolduruyor, kendisi alıyor 3-5 tane, efendim de ağzım çalışmıyor ya benim, bir daha veriyor bana. Allah'ım diyorum, yesem bir türlü, yemesem bir türlü. Yani yiyorsun, bir daha geliyor, yemesen emrine muhalefet edeceksin. Yemesen emrine muhalefet edeceksin. Ben onun yanında tokum dediğimi hatırlamıyorum. Yemek yiyor değil mi? Çorba yiyor, kalıyor. Yiyemeyecek. Ya ona normalde yani kültürü değildir, bir şeysi değildir. Bir şey de dememiştir. Buyur Mustafa Efendi. Ben sofrada eğer başka dervişler varsa onlara da bereket olsun diye bir kaşık alırım yanımdakine veririm. O bir kaşık alır yanındakine verir öyle. Ben işaret ederim eğer onlar Bursa'dansa, Bayındır'dansa benim gözümden anlarlar. Hani bitirin çorbayı, bitirirler. İyi. Kimse yok, iki kişi yemek yiyoruz. Benim önüme koyuyor. Buyur Mustafa Efendi diyor. Ben yiyorum onu. Ardından bir yemek yiyor. Mustafa Efendi sünnette diyor. Ben yiyorum onu. Ardından bir daha bir şey yiyor. Gene önüme koyuyor. Bitir Mustafa Efendi diyor. Ben bir daha yiyorum onu. Halbuki benim yemem o kadar, hani ben yerim yemeğe kalkınca da ama öyle hani işte yolculukta orada burada o kadar fazla yemem. Bir daha veriyor, bir daha yiyorum ben. Ben ona tokum efendim dediğimi hatırlamıyorum. Şunu deriz, hani efendim biz yemek yedik yolda, kalabalıkız. Bazen derim ben mesela işte 2-3 kişi gitmişiz, efendim biz yolda yemek yedik. Hiç duymamış gibi yapar. Bir bakmışsın, Hacı Hanım oradan bana işaret ediyor, sofrayı al. Ben hiç itiraz etmem, giderim ben, sofrayı alırım. Hacı anne veriyor. Hacı anneye hayır diyeceksin ha. Şeyhin hanımına hayır diyeceksin. Böyle bir şey yok. Hiçbir dervişin böyle bir hakkı yoktur. Ne şeyhe ne şeyhin hanımına. Hayır kelimesini unut. Ben alırım hemen sofraya en uzak, en ücra köşeye, salonu biliyorsunuz siz. En uzak, en ücra köşeye kurarım. Şeyh Efendi orada divanda oturuyor. Bazen iner. Hadi sizle beraber ben de bir kaşık alayım Mustafa Efendi, bereket olsun da. Başka misafir varsa inmez. Orada oturur o. Ben hemen böyle arkadaşlara gözümle Allah affetsin hani çabuk yiyelim. O hani var ya benim la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe o zamandan kalma. Bu o zamandan kalma.
Ben hemen arkadaş sessiz bir şey. Şeyhin orada. Onun önünde la ilahe. Hok olmaz. Hemen. Fâlemennehu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Afiyet olsun. Başlıyoruz biz şimdi. Hızla yiyip hemen sofrayı ortadan kaldırmamız lazım. Öyle konuşmak yok. Aha, Hacı Cafer burada. Hiç konuşur muyduk? Kelime dahi konuşmazsın. Şeyhin huzurunda konuşmazsın. O sana sorarsa cevap verirsin. Muhabbet bile açmazsın. Yok efendim Nevşehir'de bu sene kar çok oldu mu? İşte yok üzümler nasıldı? Koca Mürşid-i Kamil karla ne işi var, yağmurla ne işi var, üzümle, kabakla ne işi var? Millet telefon açıyormuş. Efendim havalar nasıl orada, iyi mi? Musa efendi bana havaları soruyorlar oğlum dedi telefonda. Öyle diyorlarmış. Bu şimdi tabii bunların olması için o kimsede o itabuk sevgi olacak. İtabuk sevgi kolunda değil, bütün her tarafında edebi getirir. Titrer ki konuşamaz o. Ya da biz öyle gördük. Bizim İtopya'mız öyleydi herhalde demek ki. Estağfurullah efendim. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Bizlere adap olsun diye inşallah. Estağfurullah. Allah razı olsun inşallah. Biz o Şeyh Efendi derdi mesela. Allah rahmet eylesin. Mustafa Efendi sen nasıl bir insansın? Böyle Latifiye'den söyledi belli. Estağfurullah efendim. Biz ben olmam manasında. Oğlum millet bak şeyhlik istiyor, halifelik istiyor, bir şeyler istiyor. Sen hiçbir şey istemiyorsun Mustafa Efendi. Estağfurullah efendim ben şimdi. Ya nereye böyle sonradan kendisi söyler. Filanca gelmiş Mustafa Efendi. İşte efendi baba bizim orada şöyle şu oldu, böyle bu oldu. Bana bir nakiplik verseniz. Alışkın değiliz ya biz böyle ben böyle kalıyorum şimdi. Sonra alıştık tabii hani böyle isteyenlere filan. Ondan sonra Şeyh Efendi derdi Allah rahmet eylesin. Bu hiçbir şey bilmiyor. Bir şey de istediği yok zaten. Öyle derdi bana. Hiçbir şey bilmiyor. Bir şey de istediği yok zaten. Allah affetsin. Amin. Şimdi tabii her dönemin kendine ait bir hani hali, ahvali, kendine ait bir yaşantısı var. Ben öyle diyorum, o dönemde öyleymiş, öyle yaşamışız. Bazen de sohbetlerde diyorum ya, yaşamış olduğum dervişliği hiç kimseden beklemiyorum. Bu yorar herkesi çünkü. Bu beni de yorar. Böyle bir dervişliği beklemek beni de yorar. Ama hiçbir kardeşten de böyle bir dervişlik beklemiyorum. Herkes kendince, kendi rengince, kendi seviyesince, kendi halince, kendi ahvalince yol yürüyecek. Öyle işte şöyle olmanız lazım. Bu Kur'an sünnet dairesindedir söylediğim şey. Sufilik açısından anlatırım sufiliği. Hani hedefler de koyarım umumi olarak. Ama birisine sen böyle olman lazım demem. Kolay kolay. Desem bile evet onun o haliyle alakalıdır. O durumuyla alakalıdır. Allah bizi affetsin. Bunlar çünkü insanı yoran şeyler. Birisine biz şimdi hani itopik'ten bahsetti. Bizim için işte eş ne der, aş ne der, çocuklar ne der, etraf ne der, ondan sonra dervişler ne der, şu ne der, bu ne der. Biz onları atmışız, unutmuşuz. Biz onu hiç sonra vefat ettikten sonra bunları analiz ettim ben hep. Yani dedim ki hiç eş ne der düşünmemişiz. Çocuklar ne der düşünmemişiz. İş ne olur düşünmemişiz. Şimdi bir adam kalkacak 2 milyon dolar batıracak. Gene ayaklarının üzerine çıkacak dimdik yürüyecek. Yani 2 milyon dolar dedim, 1 milyon dolar sermaye gitti. 1 milyon dolar gene 1 milyon dolar borç vardı.
$1 milyon sermaye vardı. 1 milyon dolarla şeyle oturduk Hacı Cafer'le hesapladık. Değil mi Hacı Cafer? Yani mal komple her şey borçları ödüyor. Bize arabayla bir şeyler daha kalıyor. Evet efendim. Değil mi? Yani normalde oturduk, hesapladık, kitapladık. Hacı Cafer, Cafer dedim indiriyoruz kepengi. 1 milyon dolar mal var, 1 milyon dolar borç var. Hatta mal daha fazla. Dedik ki hep kötü ihtimalleri sıraladık. Tasfiye ediyoruz dedik. 1 milyon dolarlık mal gitti, 1 milyon dolar borç duruyor da. Bakın 1 milyon dolarlık mal gitti, 1 milyon dolar borç duruyor. Kafayı yer insan. Ve borçlandığımda o zaman için dolar örneğin atıyorum gülünç bir rakam, Tansu Çiller vardı. Bir gecede benim borç bir daha arttı. Bak ne diyorum, kafayı yer insan. Ama hiç mi böyle şu ne der, bu ne der düşünmemişiz? İş batar, çark durur düşünmemişiz. Bak bunları vefat ettikten sonra analizlerim benim. Bazen kendi kendime şunu derim. Dönsen aynı dervişliği yaşar mısın? Şüpheli diyor mu kendi üzerimde? Yani aynısını yaşar mıyım? Şüpheli diyorum ya. Yaşayamayabilirim belki de diyorum. Aynısını. Yani insan böyle Allah affetsin. Böyle zirvede hani kendimce itobik ya. O itobikliği yaşayabilir miyim bir daha? Yani şüpheli. Ben kendimden şüphe ediyorsam bir daha yaşayamam diye o yüzden başkasından istemem diyorum. Yani ben bazen kendi kendimi düşünüyorum. Yani çalışan bir dükkanınız var, kapalı çarşıda bir mekanınız var. Yani yemek yapıyorsunuz, günlük 25 tepsi. 25 tepsi saat 2.30'da bitiyor. Tabaklar, çanaklar havada uçuşuyor. Kapalı çarşının göbeğinde. Ve sırf kadınlar, kızlar beni çok asılıyor diye benim satma sebebim bu. Efendim satabilir miyim? Hayır dedi. Durdu. Her gün bir tane bir kadın, bir kız geliyor. Ağlıyor dükkanda hüngür faşırt. Hani çalışan çocuklar filan hepsi de biliyorlar tamam mı? Hatta bana diyorlar. Derviş iki tanesi. Abi geliyor. Ben dükkandan kaçıyorum. Abi geliyor diyorlar. Onun geldiği istikametinden tersinden gidiyorum ben. Kaçıyorum dükkandan. Oturuyor orada. Çocuklar telefon açıyorum dükkanın telefonuna. Oturuyorum orada da abi burada diyorlar. İş gidiyor bizim. Ben dönüyorum tekrar geriye. Ağlıyor işte şöyle de işte böyle de diyorum. Yapma etme şöyledir böyledir. Yok dinleyen yok beni. Biri gidiyor biri geliyor. Biri gidiyor biri geliyor. Sanki bazen ikisi bir orada, üçü orada. Biri üst katta, birisi bir masada, birisi bir masada. Üçü de ağlıyor orada. Üçü de birbirine bakıyor bir de ağlarlarken. Hani ben ağlıyorum, benim ağlamam normal. Sen neden ağlıyorsun? O da ondan ağlıyor. O da ondan ağlıyor. Hatta soruyorlar sana. Önce inen diyor ki, o ikisi de mi benim gibi diyor. Ben evet diyorum ben. Hani kopsun gitsin. Yok. Ertesi gün 11.30'da geliyor. Dedim yok ben bunlardan kurtulamayacağım. Satayım bari ben dükkanı dedim ben. Şey efendim telefon açtım. Efendim burayı satabilir miyim dedim ben. Müşteri de var dedim. Ne veriyorlar dedi. Hiç unutmuyorum o zaman için. 235 bin lira veriyorlar. Kalsın Mustafa Efendi'dir. Emredersiniz dedim. Kapattım telefonu. Bir ay sonra geldi. Yemek yedik. Ellerini cebine koydu böyle bir baktı. Saat 2.30-3 servis bitti yani. Yemek falan kalmadı. Böyle bir baktı. Sat Mustafa Efendi buraya dedi. Emredersiniz efendim dedim. O 235 teklif veren kuyumcuydu orada. Ona haber gönderdim. Şeyh Efendi götürdüm, bıraktım, geldim ona haber gönderdim. Dedim dükkan satılık. Haber gönderdim, ona demiş ki 135 milyar demiş. Bir ay önce 235 verdi. 135. Hemen dedim, söyleyin ona sattım dükkanı dedim. Geceyi beklemedim ben.
İtobik. Evet efendim. Son bir soru sorabilir miyim? Sor. Peki rahmetli Şeyh Efendi'nin ağırlaştığı zaman, yani son ameliyattan sonra artık evden çıkmadığı zamanlarda birçok insanların bir imtihan olduğunu veya Şeyh Efendi'nin söylemek istediklerini algılamayıp da fütursuzca konuşmalarına sessiz kalmak, bu da bir ütopya sevginin bir misali midir sizde? Yani cevap vermek doğal hakkınız varken. Ben şeyhime cevap vermem. Ve şeyhinize şeyhim, değil, milletin konuştuklarınıza karşı. Şeyhimin etrafındakilere de yok. Onlara cevap verme noktasında değildim. Vermezdim de. Yani normalde sizler yapmayın, iyi mi? Ben size bir şey söyleyeyim şimdi. Sizler yapmayın. Bir kimse, bir mürşid-i kamil nerede, ne zaman, ne yapacağını bilir. Benim şeyhim açıklatmış. Demiş ki filanca şeyhliğini ilan edin. Ben şöyle söyleyeyim. X kimseye dedim ki ben, bu filanca şeyhtir. İlan ettim onu. O şeyhtir dediğim anda ben ne eşdeğerde oldu teknik olarak. O da şeyh, o da şeyh. Örnek. Bir şeyh efendi bitirmiş işini, kime ne açıklayacağını açıklamış. Hazreti Pir diyor ya, bırakın artık beni. Bıktım. Seni seviyorum diyenden de, Allah'ı seviyorum diyenden de. Ben sevgiliye giden güvey gibiyim. Beni diyor, çekmeyin arkamdan, çekiştirmeyin. Şimdi Şeyh Efendi'nin hastalık sürecini, Allah affetsin, en iyi bilen benim, yanı başındaydım. Yaman, Tokat, Şeyh Efendi'nin son sürecinin ne olacağını bana anlatıyordu. Hocam bir saniye dedim. Orada bizim Gökhan Karadayı var. Gökhan'a dedim, koş Gökhan. Hastanede o da. Koşa koşa geldi. Bak dedim, Yaman Hoca ne diyor dinle. Yarın öbür gün dedim, bunun senden dedim şahitliğini isterim sonra dedim. Yaman Hoca'yı iyi dinle dedim. Hocam tekrar söyler misiniz? Bu hastalığın son dönemi ne? Ameliyat eden hoca. Yaman Toka sonu o dilim dönmüyor. Filaristan, Nottingham falan oraya gitti. Oralarda yani Türkiye'de ilk karaciğer nakil ameliyatını yapan kimse. Ege Üniversitesi'nde karaciğer nakli yapıyor. Yatırıyor iki tane, birisinden alacak birine verecek. 12 saat, 13 saat, 16 saat ameliyatta kalıyor adam. Paso karaciğer nakli yapıyorlar bunlar. Ya karaciğerde bir şey varsa alıyor ya da nakil yapıyor. Yatırıyorlar, kadavra diyorlar karaciğerini verecek olana. Onu da yatırıyor, öbürkünü de yatırıyor. Ondan kesiyor, alıyor, öbürküne takıyor. İkisini de servise çıkarıyor yoğun bakımdan. İkisine de orada tedavi ediyorlar. Çünkü ikisinde karaciğeri arızalı oluyor. Paralar havada uçuşuyor. Bak paralar havada uçuşuyor. Ben bile tiril tiril titriyorum bizden ne kadar alacak acaba diye. Şimdi bir şey söyleyeceğim, o da hakkını, sen de hakkını helal et Fehim Usta. O ara böyle ben de yadellerdeyim böyle. Yani hastaneye gideceğim, ne olacağım belli değil, ne iş, ne gideceği belli değil. Elimde bir tane çek var. Fehim'e dedim, Fehim bunu bana paraya çevirir misin dedim ben. Hiç ikiletmedi, gönderdi bana parayı. Ben öyle hastaneye gittim. Yani hastaneye gidiyoruz Şeyh Efendi'yle. Çünkü bir de enteresan bir şey. Sen bana o zaman Türk parası mı verdin, yabancı para mı verdin? Neyse. Biz şimdi gittik tabi hastane. Hastane günleri bizim şey, Allah affetsin, yanlış anlaşılmasın, kemale erme günleri gibi.
Yani her gün başka bir şey yaşıyoruz. Velhasıl kelam orada şimdi tabii her şey bitti, oldu. Böyle artık biz hocadan son şeyleri alıyoruz. Gökhan'a dedim koş gel. Ne diyecektin ne? Bunu ilk defa söylüyorum burada. Bunu ilk defa konuşuyorum. Bunu böyle şeyhimin üzerinde böyle bir şeymiş gibi görmeyin yalnız bunu. Bu bir hastalık çünkü. Başladı anlatmaya. Dedi ki biz dedi ameliyatı yaptık. O zaman da söyledim benden için diyor. Hocaya söyledim diyor. Yani biz bunun hani ölüm ne zaman Allah bilir ama 2 yıl en az geciktiriyoruz. Hastalık bu karaciğerindeki ondan sonra kanserli bölgeyi alarak denildi. Yaktılar bir kısmını, yakım yaptılar. Bir kısmını da aldılar. Yani karaciğer şu kadar filan bir şey kaldı içeride. Yaman tokadın dedi şey şu. En fazla dedi 2 yıl sağlıklı gidecek. 2 yıldan sonra dedi hızla sağlığı bozulacak. Sonra dedi, dedim hocam sonra. Sonra dedi hastalığı dedi ağırlaştıkça çok özür dilerim bunu. Hakkınızı helal edin. Bu Şeyh Efendi'nin böyle sırrını açıklamak gibi değil. Dedi ki bu son dönem dedi ölümüne yakın 2-3 ay kala dedi. Oradan anlayın dedi. 1 ay, 2 ay hatta dedi 15 gün, 1 hafta kala ne zaman olur bilinmez dedi. Aklı gelip gidecek dedi. Gökhan'a dedim bak Gökhan bu sır olarak sende kalsın. Benden izinsiz bunu kimseye söyleme. Dedim hocam net bize söyle. Son 1 hafta dedi. 10 gün. Oradan anlayın dedi. İyice dedi aklı gelip gidecek dedi. Bitti. Gökhan'a dedim bu lazım olursa eğer dedim Gökhan bunu sana dedim şehadetine başvururum. Bunu sen bil. Ben bileyim dedim. Cafer bile yeni duydu. Doğru mu Cafer? Evet. Bunu hiç kimse bilmiyordu. Şimdi son 1 haftada 10 günde olanlara cevap vermeyişimin sebebi buydu. Bunu anlatmam lazımdı. Bunu demem lazımdı. Veya arkadaşlar ben şunu söyledim. Son döneminde rahat bırakın. Oğluna dedim. Büyük oğlana. Son dönemi rahat bırakın dedim. Bana soracak olursanız. Bırakın. Yok efendim şunu mu yapacağız? Ya o güne kadar öğrenmediğini o saatte mi öğreneceksin? Sağlığı boyunca öğrenmemişin ölümüne 3 gün kala mı öğreneceksin? Sağlığı boyunca dinlememişin duymuşsun ama dinlememişin o gün mü dinleyeceksin? Sağlığı boyunca yanında durmamışsın. O gün mü yanında duracaksın? Sağlığı boyunca uzaktan sevmek aşkların en güzeli demişsin. Ölüm döşeğinde mi seveceksin? Sağlığı boyunca açıklamadığını ölüm döşeğinde mi açıklayacak? Zaten açıklamış açıklayacağını sen kabul etmemişsin zaten. Açıklamış açıklayacağını açıkladığı zaman kendi yanı başındaki evindekiler kabul etmemiş. Kendi evindekiler kabul etmemiş. Başkası mı kabul edecek? He ondan sonra soracağını. Onu bir Gökhan biliyor bir ben biliyorum ne yaşayacağını. Yaman tokat harfi harfine ne bize söylediyse Şeyh Efendi son 1 haftada 10 günde onları yaptı yaşadı. Allah rahmet eylesin. Amin. Bunu bir Gökhan biliyordu bir ben biliyordum.
Bir de şimdi herkes biliyor. İnternetten de herkes duydu şimdi bunu. Ama demek ki vakti saati bugünmüş. Cevap vermedim. Evet. Beni duysa dahi dinleyecek kimse yoktu. Beni duysa dahi anlayacak kimse yoktu. Bunu söyleseydim diyeceklerdi ki şeyhine iftira atıyor. Bunu söyleseydim diyeceklerdi ki bak gördünüz mü Şeyh Efendi'ye ne dedi, aklı gelip gidiyor dedi. Bu benim sözüm değildi, bu Yaman Tokat'ın sözüydü. Onun yanındakiler de, yanı başındaki duranlar da bunun bilincindeydi, biliyorlardı. Yani Şeyh Efendi'den, yani normal Şeyh Efendi çok iyi dinleselerdi. Öyle ya, çok seviyorlardı ya. Neden kazdırdığı mezara gömmediler ki? Caminin oraya mezarını kazdırdı. Rüyası bana aitti, ben anlattım rüyayı. Caminin oraya gömülmüşüz efendim, siz de dedim, ben de dedim. Yanımızda üçüncü şahıs daha vardı dedim, o da gömülüyor dedim. Gömdüler, dışarı çıktı dedim. Gömdüler, dışarı çıktı dedim. Gömdüler, tekrar dışarı çıktılar dedim. Dışarı çıktı dedim. Kabul edilmedi dedim, oraya dedim. Biz ikimiz gömüldük dedim. O evi o yüzden aldım oradan. Caminin yanındaki evi. Bunları söylemiyorum. Caminin yanındaki evi oğlanlara dedim ki rüyamı Şeyh Efendi'ye anlattım. Maşallah oğlum dedi. İnşallah oraya beraber gömülürüz dedi. Öyle denilince yanındaki evi aldırdım. Bir alın dedim. Almadılar, lafımı dinlemediler. Sonra bir daha söyledim. Adam o gün için 50 liraya satıyorsa sonra 150 liraya sattı bana. Alın dedim. Aldırdım o evi. Rüyamızı da biliyordu herkes. Oraya gömülecektik. O Şeyh Efendi de oraya mezarını kazdırdı. Hatta ölmezden önce gitti o mezara yattı. Ben görmedim, arkadaşlar söyledi. Sen gördün mü İsmail oraya gittiğini? Orada mıydın sen? Sen de oradaydın. Gitti mezara yattı. Evet. Çok seviyorlardı ya. Çok tabidiler ya. Çok aşıktılar ya. Ne dinlemediler? Ne? Oraya gömmediler. Hadi gömmediniz. Dört tane duvar çevir. Mübarek buraya yattı de. Manen burada de. Yap kabrini oraya. Daha ilerisini söyleyeceğim de söylemeyeyim. Cesaret edemezlerdi çünkü. Gömdüğün yerden gece git çıkar cesedini getir oraya göm. Hazır mezar. Topla 10 tane sağlam derviş. Gece yap bir operasyon al. Hazır orada mezar hazır. Göm oraya. Üstüne de kubbeye koy. Ne manem burada de ya. Millete illa ki gömdüm cesedi buraya getirdim deme. Manem burada kardeşim de. Yapma başka bir yere. Ben Şeyh Efendi'nin bir sırrını daha söyleyeyim bu mevzuyu kapatayım. Mustafa Efendi buranın tapusunu senin üzerine yapayım oğlum dedi. Estağfurullah efendim dedim. Estağfurullah efendim dedim. Benim böyle bir derdim yok dedim. Yapayım Mustafa Efendi bu uşaklar dedi. Ben öldükten sonra dedi sana bile vermezler burayı dedi. Beni de buraya gömmezler dedi. Burayı ne sana verirler oğlum dedi. Ne dedi beni oraya gömerler oğlum dedi. Ben kaldım. Oğlum dünya çok tatlıdır dedi. Ah Mustafa Efendi ah dedi. Ölünce görün dedi. Gömmezler Mustafa Efendi gömmezler dedi.
Seni de hiç karıştırmazlar. Mustafa Efendi, ah, ah Mustafa Efendi dedi. O yüzden karışmadım hiç. Hakkını zarar edin. Helal olsun. Ütopya ve ustad böyle bir şey demek ki. Evet. Bizlere örnek teşkil etsin inşallah. Söyle Ahmet. Sen oradaydın. Şuur yerinde değil. Evet efendim. Ve ısrarla cenazeden o saatlerden sizi hep uzaklaştırdılar. Yani ısrarla onu gördüm. Hatta cenaze esnasında bir Anadolu gibi bir kök getirdiler. Cenazeyi yan koydular efendim. Ben de kızdım. Önce arabaya atladım. İndirmek istediler. Ben inmiyorum dedim o bir tanesine. Dedim aklın çalışıyorsa her şeyden bir kişi girsin. Ne şeyler girsin dedi o. Her şeyden bir kişi bilsin. Ben de bu sana biliyorum. Ben de inmiyorum dedim. Cenaze yan gitti efendim. Şey efendim cenaze arabada yan gitti. Dedim eğer Mustafa Efendi'ye bir şey yapsaydı mı dedim. Cenaze git gider. Mustafa'nın getirdi çiğ araba getirdi. Buradan bir araba mı bul adamlar dedim. Ağzıma gelene saymış bu cenaze gitti. Allah hidayet eylesin hepsine. Amin.